the situation and the future of the struggle for power in Afghanistan. Bu konuda bize Afganistan'daki bu güç mücadelesi, şu andaki durum, gelecek nasıl olacak, bu konularda bize bilgi verecek, sunumunu yapacak. Buyurun İsmet Bey, söz sizin. Çok teşekkür ederim hocam, saygıdeğer başkanım ve başkan yardımcım ve değerli katılımcılar ve konuşmacılara ben öncelikle saygıyla selamlıyorum. Benim sunumum İngilizce olduğu için ben İngilizce devam edeceğim. İsterseniz o şekilde devam edin. Mm-hmm. Okay, so I'm going to share my screen first. Şimdi ekranımı ilk olarak paylaşacağım. Okay, so this is my PowerPoint. Okay. Evet, so when we look at the power conflict in Afghanistan, Afganistan'daki güç mücadelesine bakacak olursak, the main reason for the power conflict güç mücadelesinin temel nedeni Afganistan'da bildiğiniz üzere daha çok based on ethnic conflict. Etnik bir temelde oluştuğu düşünülmekteydi. Unlike it is assumed in many different aspects in Afghanistan, olmasına rağmen we cannot see the conflict between sectarians. Açıkçası farklı mezhepler arasında bir itilaf görmüyoruz. Bu itilafın daha ziyade etnik gruplar arasında olduğunu görmekteyiz. Ondan dolayı ben işe etnik itilaflar boyutundan başlayacağım. So what is the basically the denomination between the ethnic conflict? What is the ratio of the oranı nedir? Ethnic conflicts? Afganistan'da ona bir bakalım. We know that in Afghanistan there is no since 1979 there is no 1979'lardan beri herhangi bir uzlaşının tesis edilemediğini görmekteyiz. So that is why our ratio is based on the parliamenters oranları burada düzeltiyorum. Nüfus sayımı olmadığı için parlamentodaki temsil üzerinden etnik grupları oranlıyoruz. So the very specific election which is taken in account here is 2010. Göz önünde bulunduruluyor. 2010 parlamento seçimleri. So what is in 2010? Peki 2010 parlamento seçimlerinde 2010 oranlar nasıl? You see that Pashtuniler 96 parliament member to the parliament. Hazara yollamışlar. Hazarlılar 61, Tajikler 53, Özbekler 15. So based on these parliament members, we see that the ratio are here. Gördüğünüz üzere Tajiks and Tajikler, Parsi ones which came from Persian, Parsi yani Parsi kökenliler. 21.3% of Afghanistan, Hazaras and Sayyids Afganistan'da Hazarların %24.5 olduğunu görmekteyiz. Özbeks are 6%, Özbekler %6, Peştuniler de %38.5. So what are the ethnic origin of these races? Tajiks or Tajiklerin veya Parsilerin, Peştunların oranı nedir? They are Aryan, basically Pashtuns and Tajiks, which have the same root with Iranian people. Yine İranlarla aynı kökenden olduğunu görüyoruz. Hazaras, Özbeks, Turkmens, Hazarlar, Özbekler, Kızılbaşlar, Armaklar, Kızılbaşlar, bunlar Türk kökenli toplumlar. So where do they live? If you look at this map, which is prepared by Columbia University, we see that basically Hazaras, which are they are in the center of Afghanistan. Afganistan'ın merkezinde olduğunu görmekteyiz. Güneyinde ise Afganistan'ın Pashtuns, Tajiks are very important. Mr. İsmet, I am so sorry to disturb you. Can you please pass to from interpretation button? Can you please pass to English? Because you are speaking English, but you are in Turkish channel, I think. Okay, sure. Thank you very much. You are very welcome. Yeah, because I was also hearing. Ben de Türkçe duyuyordum zaten. Turkish. So let me see how can I manage this one. I saw that before, but let's stop. Okay, English. Okay, we are good now. Oldu şu an değil mi? Şu an oldu mu? Oldu, tamamdır. Okay, so thank you very much for warning me. Now I'm gonna continue. Uyardığınız için teşekkürler. Şimdi devam edeceğim. Haritaya dönüp bakacak olursak Hazar Türkleri, bakınız bu merkezde yer alıyorlar. Turuncuyla işaretli olan yerlerde. Tacikliler yine kırmızı olan bölgede, Taciklerin yoğunlaştığı bölge. Özbekler de tam burada, aslında tam da Özbekistan kısmına, sınırına yakın. Türkmenler de Türkmenistan sınırına yakın. Peştuniler ise güneyde sınır çizgisinde yer almakta. Ondan dolayı bu sınır Peştunileri aslında ikiye ayırmış durumda. Yarısı Pakistan'da, yarısı Afganistan'da. Dolayısıyla ana ihtilafın yer aldığı bölgede burası. Pakistan ve Afganlar arasındaki ihtilafların vuku bulduğu bölge. Şimdi bunun detaylarına girmeyeceğim. Hızlıca bu işin etnik boyutuna değinmeye çalışacağım. Söz konusu grupların etnisitesiyle alakalı bazı kelamlar etmeye çalışacağım. Şimdi Peştunilerin bakacak olursak daha hani kabilesel bir hayatları olduğunu görüyoruz. İki tane büyük kabile var. Duraniler ve Gilzailer. Açıkçası yani sadece diğer etnisitelerle kavgaları yok ama bu kabileler arasında da bazı ihtilaflar var. Birbirleriyle savaş halindeler. Dini olarak da çok ufak bir kısmı Şii, geri kalan yani önemli bir kısmı Sünni tabii ki. Bir meclisleri var. Yani bizdeki parlamentolara, meclislere benzer ve her bir kabilenin başkanı burada görmüş olduğunuz gibi Peştunilerin bir curkası yani diğer bir ifadeyle bir meclisi oluyor. Tacikler kimler? Tacikler de yine Aryan ırkından gelen, İranlarla aynı ırktan gelen, Farsça konuşan bir millet ve sanat konusunda çok iyiler, medyada çok aktifler. Ondan dolayı bir önceki Taliban rejimi Afganistan'daki tabii sanatçıların önemli bir kısmı Taciklerin elindeydi, medyada onların elindeydi. Hazar Türklerine dönüp bakacak olursak kimdir bunlar? Hazar Türkleri Türk kökenli. Zaten yüzlerinden de hani anlamak, simalarından da anlamak oldukça mümkün. Hem Türkçe hem Farsça konuşuyorlar. Yani onun bir karması gibi adlandırabileceğimiz bir Hazar dili konuşuyorlar. Genellikle Şii fakat azınlıkta Sünniler de var. Yine Afganistan'da tekrar altını çizmek istediğim bir nokta var. Mezhepsel bir çatışma yok. Sadece etnik çatışmalar var Afganistan'da. Hazarların yani çok da eğitimli olduklarını da dile getirmemiz lazım. Özellikle okuryazarlık oranlarının diğer etnisitelerle kıyaslandığında daha yüksek olduğunu görüyoruz. Özbekler yine Türk kökenli bir millet. Özbekçe konuşuyorlar ama neredeyse hepsi yine Farsça'da konuşabiliyorlar. Sünniler mezhep olarak. İki farklı etnik grup aslında var. Afganistan'da konuşabileceğimiz müttefikler var. Özbekler ve Hazar Türkleri. Müttefikler. Yani arka planlarına bakacak olursanız Abdülhalim, Hazari, Abdulreşid çok yakın dostlar ve bir birlik içerisinde Kuzey Afganistan'da hareket ediyorlar. Mazar-i Taliban tarafından biliyorsunuz 1997'de öldürüldü. Abdulreşid Destuni hala gördüğünüz üzere Hazar'ın resmini taşıyor, hala hayatta. Ve Kuzey Afganistan'da genellikle Türklerden müteşekkil biliyorsunuz. Tajikleri Abdullah'ı destekliyorlar son seçimlerde. Güney Afganistan'dakiler ise genellikle Pashtuni, Eşref Gani'yi destekliyorlar. Bu harita son seçimlerden sonra karşımıza çıktı. Abdullah Kuzey Afganistan'daki seçimleri kazandı. Eşref Gani Güney beldeleri kazandı. Tabii çok tartışılan bir seçim oldu. Daha sonrasında seçimler ilan edildikten sonra bir koalisyon hükümeti kurdular. Ki o da çok tartışıldı, çok ses getirdi daha sonrasında. Tabii son yönetimin bu kadar da zayıf olmasından dolayı bence son yönetim çöktü diye düşünüyorum. Şimdi Taliban'a bir bakalım. Taliban nasıl gücü eline geçirdi ve bununla birlikte son yönetim Taliban'la mücadele etmeden dahi koltuğu bıraktı. Bunun da tabii ki etnik sebepleri var. Son yönetimin çökmesinin bazı sebepleri var. Bunlardan bir tanesi Doha Anlaşması uyarınca. Doha'da ne oldu? Doha Anlaşması'nda 2019-2020 ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri dedi ki Taliban'la bir yuvarlak masa toplantısı yaptılar. 4 maddede anlaştılar. 1. Afganistan'dan hiçbir grup Amerika'yı tehdit etmeyecek. Ve tüm yabancı vatandaşlar Afganistan'ı terk edecek. Ve 3. maddede ise anlaşma imzalandıktan sonra Afganlar arasında bir diyalog başlayacak. Ve bu müzakereler sona erdikten sonra sürdürülebilir bir ateşkes anlaşması imzalanacak dendi. Ama biz hala 3. aşamadayız. Yani hükümet düştü ve zaten hükümet düştüğü için 4. maddenin yani taraflar arasında sürdürülebilir bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını göremedik dahi. Şimdi son yönetimin neden Taliban'la savaşmadığını, mücadele vermediğini açıklayacak olursak, DDR diye İngilizce'de kısaltmış olduğumuz bir süreç var. O nedir? Silah bırakılması, seferberliğin bırakılması ve yeniden entegrasyon sürecinin başlatılması. Şimdi bu yeşil bölgeler uluslararası güçler tarafından silahtan arındırılmış bölgelerdi. 2003-2005 yılları arasında bu süreç içerisinde tüm bölgeler, yani buradaki bölgeler Peştunların olduğu bölge hariç silah bırakmadılar. Özbekler silah yine bırakmadılar. Ondan dolayı Taliban yönetimine bakacak olursanız aslında önemli bir çoğunluğunun Peştunilerden ve Özbeklerden oluştuğunu göreceksiniz. Peştunilerden sonra Taliban'ın üst düzey yönetiminde bundan dolayı Özbekler var. Olan şey şu, 9 Temmuz ve 16 Ağustos'ta bakalım neler olmuş. Bir ay içerisinde bakınız Taliban neredeyse tüm vilayetleri kontrolü altına aldı. Neden? Sebep şu. Çünkü hükümet Peştunilerin elindeydi. Taliban da zaten Peştunilerden oluşmakta. Ondan dolayı bir mücadele vermediler dahi. Dolayısıyla merkez hükümete yani orduya Taliban'la savaşmaması emri verildi. Ondan dolayı da askerler Taliban'la savaşmadılar ve bir direnç, bir mukavemet ondan dolayı ulusal satırda Taliban'a yönelik gösterildi aslında. Ve bu tabii ki ulusal dirençte etnik gruplardan kaynaklıydı ki hangi komutanlar savaştı Taliban karşısında? Ata Muhammad Nur, İsmail Khan, ikisi de Tajik. Ata Muhammad Nur, Taliban'a Mazar-i-Sharif'te mücadele etmeye başladı. İsmail'de, Herat'ta, Muhammed ve Halim Halili, onlar Hazar Türkleri. Taliban'la Orta Afganistan'da mücadele sürdürdüler. Ama çok güçlü bir direniş olmadığını söylemek lazım. Sonra Kuzey Afganistan'a, Mazar-i-Sharif'e geçtiler ve Taliban'a yönelik burada direniş sergilediler. Ama yine hem Mazar-i-Sharif'te sergilenen direnişin o kadar kuvvetli olmadığını söylememiz lazım. Halili aslında bir mücadele vermedi. Sessiz kalmayı açıkçası tercih etti. Abdulrashid yine Özbek kökenli. Kendisi açıkçası Atel Muhammed Nur ile Taciklerle bir ittifak kurdular. Mazar-i-Sharif'te bir direniş gösterdiler. Fakat tabii ki Taliban rejimi karşısında çok da duramadıklarını söylemek lazım. İsmail Han daha sonra Taliban tarafından ele geçirildi. Sonrasında Tacikler tabii İran'a gittiler. Biliyorsunuz Tacikler İran'la hep yakın durdular. Hazarların da aslında İran'a yakın durduğu söylenir ama İran Hazarlara biraz daha temkinli yaklaşıyor. Türk kökenli olmalarından mütevellit. Sonrasında ne oldu? Tüm bu yani komutanların direnişi sonrasında, etnik liderlerin direnişi sonrasında bir başka direnişin başladığını gördük Taliban karşısında. Ahmad Massoud ve Amrullah Saleh, biliyorsunuz ikinci Cumhurbaşkanı yardımcısıydı ve komutan Alipor Hazar bölgesinden Taliban'a karşı bir direniş gösterdiler ama onlar da tabii ki direnişlerinde başarılı olamadılar ve şimdi nerede olduklarını da bilmiyoruz. Büyük ihtimalle Ahmad Massoud ve Amrullah Saleh büyük ihtimalle Tacikistan'dalardır diye düşünüyoruz. Buradaki resme dönüp bakacak olursak, bakınız şu beyaz bölge çok önemli. Yani beyaz sarımsı bölge çok önemli. Son 40 yıldır devam eden Afganistan'daki savaştan sonra Panjshir bölgesi Sovyetler Birliği'ne de karşı duran, yani yabancı güçlere karşı duran ilginç bölgelerden bir tanesi. Taliban'a da direniş gösterdiler fakat sonunu maalesef getiremediler. Neden önemli bu bölge? Çünkü dağlarla çevrili bir bölge burası. 3 tane erişim noktası var. Bir tanesi Badakhshan'dan, diğeri kuzeyden erişim, bir tanesi de Kabil'den. erişimi var. Dolayısıyla bu bölgeye gidebilmenin 3 yolu var. Diğer bölgelerden erişemiyorsunuz. Dolayısıyla tamamen dağlarla çevrili bir bölge olduğu için gerçekten hani ele geçirilmesi zor bölgelerden bir tanesi. Herhangi bir yabancı gücün bu bölgeyi ele geçirmesi bundan dolayı oldukça zor. İşte tam da bu sebepten ötürü özgürlüğünü Sovyetler Birliği döneminde dahi koruyabilmiş bir bölge. Sonrasında ne oldu peki? Ağustos'ta, 15 Ağustos'ta Taliban tüm Afganistan'ı kontrolü altına aldı. Afganistan'ı tamamen tahakküm altına aldıktan sonra hükümetimizi ilan etmeyeceğiz dedi. Ne zaman ki bu Panjshir bölgesini, yani bu direnişi gösteren bölgeyi ele geçirene kadar 4 Eylül'de ele geçirildi bu bölge. Ve sonrasında açıkçası hükümet ilan edildi. İşte Taliban hükümetini burada görüyorsunuz. Bir resimle de göstereyim daha hani net bir şekilde görebilirsiniz diye. Şöyle göstereyim. Şimdi baktığınızda hepsinin Peştun olduğunu görebilirsiniz. Mavlavi Abdulsalam Hanafi, Mullah Muhammed Hasan liderleri, bildiğiniz üzere şu an hani başbakanlık görevinde, dolayısıyla Taliban'ın lideri. Kendisi Peştun. Sonra Mullah Abdul Ghani Baradar ve sonra bir Özbek başbakan yardımcımız var, Mavlavi Abdulsalam Hanafi, Sirajuddin Haqqani şu anda FBI tarafından takip edilen, 10 milyon dolar da başına ödül konan, 5 milyondu bu arada ilk etapta başına konan ödül. Fakat İçişleri Bakanı olduktan sonra ödül arttı. FBI 5 milyondan 10 milyon dolara çıkardı ödülü. Şu anda İçişleri Bakanı kendisi Afganistan'ın. O da enteresan bir husus olsa gerek. Bakınız buradaki tüm bakanlar Peştun. 2 tane Tajik var. Bakınız. Burada görebilirsiniz. 2 bakanlıkta Tajik var. Bir tane de Özbek var. Geri kalanların hepsi Peştun. Yine görebileceğiniz üzere Taliban'da hani bir nevi daha etnisite merkezli, yani Peştun etnisitesi merkezli bir hükümet. Şimdi bu meseleler bayağı tartışıldı. Çünkü diğer etnik grupların Afganistan'da bu hükümeti kabul etmedikleri, tabii ki yabancı güçlerin de bu etnik temelli hükümeti kabul etmediklerini gördük. Yani tüm hükümetin tek bir etnisiteden oluşması, Peştunlardan oluşması, dolayısıyla diğer etniklere hani yönetimde söz verilmemesi dolayısıyla bu ciddi bir eleştiri gördü. Ondan dolayı biliyorsunuz tüm dünya sattığında kabul görmeyen bir hükümet oldu. Diğer etnik gruplar la değil, sadece hükümetin ilanı sonrasında kendi işlerinde de ciddi bir itilaf vardı. Hakkani'nin mesela bu 32 bakan arasında çok etkin olduğunu görüyoruz. 5 tanesi mesela Hakkani'nin ağından geliyor. Yani bir aileden geliyor 5 tane bakan. Bir aileden bakınız 5 bakan çıkıyor. Durani, Mullah Baradar, Durani kabilesinden geliyor. Şimdi tarih boyunca Duraniler biraz daha ılımlı bir kanat aslında, ama Hakkaniler daha radikal. Ondan dolayı Kabul Hakkanilerin elinde, Hakkanilerin ağında elinde. Fakat diğer şehirler Herat gibi, Kandahar gibi Onlar mesela Mullah Baradar'ın elinde. Bu durum bir itilaf yaratıyor. Çünkü Afgan Hakkaniler Gilzani, Mullah Baradar ise Durani kabilesinden, Karzai de yine aynı Durani kabilesinden gelmekte. Dolayısıyla böyle bir kabilesel bir kavga da süre gelmekte bu iki kabile arasında. Peki sonrasında ne oldu? Yani Taliban yönetime geldikten sonra ne oldu, ne gördük? Hazar Türkleri Taliban'ın ana hedefi oldu. Yani zaten tarihsel satıda hep bu böyle ola gelmiştir. 1996 ve 2001 yılları arasında açıkçası Hazar Türklerinin soykırıma uğradığını gördük. Bir tanesi Mazar-i-Sharif'te, diğeri de Kalangi bölgesinde. Aynı şeyi yaptılar neredeyse şu anda. Yani öncesi kadar çok radikal değildi belki ama bu sefer Hazar Türklerinin evlerine bakınız saldırdılar. Ve tüm Hazar Türklerini bu bölgelerden çıkarttılar ve dediler ki buralar bizim bölgelerimiz. Daha sonrasında da aynı şeyi Panjshir bölgesinde de yaptılar. Peki Türkiye'nin yaklaşımı nasıl oldu Taliban'a yönelik? Ona bir bakalım. Türkiye'nin bana soracak olursanız çok ılımlı bir yaklaşımı oldu Afganistan'a yönelik. Neden? Çünkü Türkiye Türk etnik gruplarla, Hazar Türkleri, Özbekler, Türkmenler, Kızılbaşlarla veya Almaklarla, yani etnisite dolayısıyla ciddi bir bağ var bu toplumlarla. Ve bunun da ötesinde sadece Türkiye'nin bu gruplarla değil, aynı zamanda Peştunlarla da iyi bir bağ var. Tajiklerle de iyi ilişkileri var. Çünkü Türk yaklaşımı bu bağlamda, Türkiye'nin yaklaşımı grupların ayrışması veya askeri grupların veya hükümet dışı gruplara el verilmesi şeklinde değil, resmi kanallardan Afganistan'a Türkiye her zaman yaklaştı. TIKA mesela bu bağlamda diğer ülkelerde açıkçası aksine TİKA'nın her ülkede bir tane ofisi var ama Afganistan'da biliyorsunuz 3 tane ofisi var. YTB yine aynı şekilde Afganistan'dan pek çok öğrenciyi biliyorsunuz kabul ediyor. Ve gerçekten de en fazla Afganlar YTB'de. Maarif Vakfı yine bu bağlamda çok önemli. Türk Maarif Vakfı. Afganistan'da 33 okulları var. Ve önemli bir çoğunluğu Peştun bölgesinde hatta bu okulların. Her ne kadar Peştunlar Türk kökenli olmasa dahi Türkiye'nin yani Maarif Vakfı'nın Peştun bölgelerde, Kandahar'da, Celalabad'da, okullar var. Ve durum bu şekilde Afganistan'da. Neden etnik gruplar birbirleriyle kavga ediyorlar, mücadele içerisinde neden anlaşamıyorlar diye soracak olursak ve uluslararası toplum neden Talip yönetimini kabul etmiyor diye sorarsak bunları cevapladık aslında. Şimdi bazı ülkelerin yaklaşımlarına da bir bakmak isterim. İlk olarak Rusya'ya bakalım. Rusya Afganistan için çok önemli bir ülke. Neden? Rusya önemli çünkü Sovyetler Birliği'nin şu anda tabii ki sınırlarını görüyorsunuz. Rusya'nın değil bu haritada. Ama siyaset açısından, Afganistan politikası açısından hala kafalar Sovyetler Birliği döneminde. Yani Rusya herhangi bir siyasi hareketin, herhangi bir itilaflı bölgenin eski sınırları içerisinde olmasını istemiyor. Eski sınırlardan kastım Sovyetler Birliği sınırları. Ondan dolayı Taliban hükümete geldikten sonra Tacikler Panjshir'e destek verdiler. Fakat Rusya Tacikistan'a dedi ki, probleminizi barışçıl yönlerle çözünüz, birbirinizle savaşmayınız. Tam bunun akabinde sonrasında Tacikistan ve Rusya askeri tatbikatlara başladılar Afganistan sınırında. Daha sonrasında ise bir başka askeri tatbikat da Özbekistan sınırında sürdürüldü, yürütüldü. Sonrasında Putin uluslararası topluma şöyle bir uyarıda bulundu. DAEŞ'in üyeleri Suriye'den, Irak'tan Afganistan'a gidecekler ve bölgeye gerçekten ciddi bir huzursuzluk getirecekler dedi. Türkmenistan'da, işte Orta Asya ülkelerinde, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da. Dolayısıyla bu bağlamda Rusya'nın dış politikasının aslında sınırındaki, yani Sovyetler Birliği sınırları noktasındaki ihtilafsızlığa yönelikti. Çin yine Afganistan için önemli bir ülke, çünkü pek çok insan bunu bilmez ama Çin'in Afganistan'la ortak bir sınırı var. Afganistan'ın bakınız Çin'le bir sınırı var, burada da görebileceğiniz üzere. Çin'in tabii çok ciddi bir ticareti var Afganistan ve Pakistan'la. Taliban'ın tabii Pakistan tarafından desteklendiğini de biliyoruz. Ondan dolayı Çin-Afganistan ilişkileri çok önemli. Afganistan da Çin için önemli. Diğer taraftan Afganistan yeraltı kaynaklarıyla ve zenginliğiyle önemli bir ülke. Lityum bulundu Afganistan'da. Bakır var. Diğer pek çok yeraltı kaynakları var. Lityum özellikle Çin için önemli, çünkü lityum biliyorsunuz pillerde kullanılan bir maden ve yeni teknolojilerde de lityum kullanılıyor bildiğiniz üzere. Ondan dolayı Çin bence Taliban'ı tanıyacak ilk ülkelerden biri olacaktır ve aynı şekilde Çin İnsani yardımı Afganistan'a ilk gönderen ülkelerden bir tanesi. Ondan dolayı Çin'in Afganistan ile ilişkilerini tekamül ettirmeye çalıştığını görüyoruz ki lityum bu bağlamda önemli sebeplerden bir tanesi teknoloji çağında. Ve İran yine önemli. Yani insanlar şunu söylüyorlar, İran Hazar Türklerini veya Tacikleri koruyor denilebilir. Fakat İran Dışişleri Bakanı nasıl açıklasam, İran Dışişleri Bakanı Taliban'ın resmi ismini kullanan ilk aslında Dışişleri Bakanı'ydı. Yani Afganistan İslam Cumhuriyeti tabirini ilk kullanan Dışişleri İslami Emirlik düzeltiyorum tabirini kullanan ilk ülke İran oldu. Ki Taliban göreve gelmeden evvel bu tabiri kullanıyordu. Ve Taliban hükümeti öncesinde iki tane ana tartışma gerçekleşiyordu. Tahran'da iki tane de konferans düzenlendi ve Taliban doğrudan İran'a gittiler ama İstanbul'a mesela gelmedi Taliban. Sunumum bu şekilde. Şöyle bir öngörüm var. İran, Çin ve Rusya ilk tanıyan ülkeler olacaktır diye düşünüyorum Taliban'ı gelecekte. Teşekkür ediyorum efendim. Sağolunuz. Teşekkür ederiz İsmet Bey sunumunuz için. Şimdi yeniden normal sıralamamıza geçiyoruz sunumlarda. Thank you for listening. You did great job. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.